Evet gençler, evimiz burası. Evimize geldik. Ben aslında gelin epey oldu. Ben epeyce bir iş yaptım. Şimdi biraz kaldı, onları size göstereceğim. Şu kadırların köşesinde, şurada içte ve şu köşede ve şu köşede galiba su kaçağı varmış. Oraya silikon gibi şey var, özel bir madde. Ondan sıkacağım. Madde şu, onu göstereyim. Şöyle bir şey. Yine şu silikon tabancasının içerisinde koyup şuradan bunu sıkıyorsunuz o deliklere. Epeyce bir yeri kapatıyor. İşte çimliğin baca etraflarını, pencere etraflarını, güneş paneli gibi şeyler varsa onları, yahut da güneş penceresi var böyle çatılarda, onlar, gadırlar, her şey her şeyde çalışıyormuş. Şimdi onları yapacağım. Şunları yaptım mesela. Şunlar buraya daha önce bağlıydı ama sağlam değildi. Oraya bir daha aldık falan filan. Şu mesela gadır duvardan ayrılıyordu. Onları oraya bir daha aldık. Şimdi zaten merdiveni buraya koydum. Çıkacağım buraya ve yukarıdaki işleri yapacağım. Şimdi evin etrafını gezelim sizin için gençler. Neler yaptık, yapıyoruz. Ve şurada bir sürü çalı çırpı vardı. Onları, benim aletle onların hepsini kestim. Şuralarda vardı boydan boya. Çitlerin boyunca vardı. Şuralarda biraz vardı. Onları testerelerle falan kestim. İşte bunları ben taktım. Bunları taktım. Şunu taktım. Suyun evden biraz uzak olması gerekiyor. Yağmur yağdığı zaman, hemen buraya boşaldığı zaman evin temeline zarar veriyor. O yüzden böyle extensionlar koyuyorsun. Şunu taktık mesela. Normalde buradan sallanıyordu. Bunu buraya taktık. Bunu buraya taktık falan. Ondan sonra şimdi çalıları köşeye koyduk. Götürecek bir yerimiz yok. Şurada çalılar vardı. Şunun arkasında çalılar vardı. Onları kestim. Şimdi bu şeyi kullanacaktım. Spreyi. Bu spreyi göstereceğim size. Şimdi bu sprey şu. Konsantre bir ilaç. Çok az bir kısmını bunun içerisine koyduğunuz zaman, spreyin içerisine, şu ot türlerini, daha doğrusu buş, yani çalı çırpı türlerini, özellikle şunları öldürüyor tamamen. Bir daha adam onu biçmek zorunda kalmıyor. Şimdi o işi yapacaktım. O işi yapmadan önce dedim bir videoyu çekeyim en azından. Video işte aradan çıkmış olsun. Bundan çok az döküyorsunuz bunun içerisinde. Çok aşırı kuvvetli bir şey. Evet, bu bunun için fazlasıyla yeter, artar böyle. Hatta çok fazla koymuş bir olabilirim. Hiçbir şeyine değmediğim için eldiven falan kullanmıyorum. Hiçbir yerine değmemeye çalışıyorum bu yüzden. Evet. Şimdi pompamız hazır gibi. Bakalım bakalım. Şimdi bu çok iyi sıkmıyor. Onu bir ayarlamak lazım önce ucunu. Şu an ucu gayet güzel, biliyorsunuz. Güzel miktarda suyu püskürtüyor. Şu an devam edeceğiz. Sadece ağaçları kestiğim yerleri ilaçlıyorum. Burada rastgele her yer değil. Çünkü nerede daha önce bitki olduklarını biliyorum, bitkilerin çoğaldığını. Sadece oraları kesmeye, ilaçlamaya çalışıyorum. Şimdi bu seneye burada bu tür bitkilerin çıkmasını engelleyecek. Şimdi şunlar gördüğünüz gibi diğer tarafta olduğu için onları kesemedim. Şunlar diğer tarafta. Onlar artık diğer yan komşunun ilaçlanması, kesmesi gerekiyor. Biz ilacı her iki tarafa da atmış oluyoruz şu an. Dediğim gibi şimdi burada 3 saatlik bir iş olmuş gibi olacak bu iş bitince. Dediğim gibi saatiniz
Yani 100 dolara çok rahat gelebiliyor. Bu tür işlerle. Ama tabii kendinizi ispatlamanız gerekiyor. Kendinizi ispatlamazsanız bu işin 5 katını yapıp saatte 30-40 dolar ancak kazanan insan da çok fazla var. Yani insanların size inanması, güvenmesi gerekiyor. Eğer inanırsa bir daha adam sizi sürekli çağırır. Bu müşteri mesela küçük bir iş için çağırmıştı. Onu yapmıştım. Ondan sonra işte bu işler için çağırdı. Dediğim gibi memnun kaldığı zaman bir sürü iş yeriyor. Şimdi sadece bugün yaptığım iş bu kadın için 390 pardon 290 artı 170 ne yapıyor? Ne yapıyor? 460 dolar gibi bir para yapıyor işte. Biraz ilgilen. Şunları da ilaçlayayım. Bir de ilaçlamamıza gerek yok bunlara da. Şimdi 400 dolarlık başka bir iş verdi. O da 2-3 saatlik bir iş. Onu da göstereceğim şimdi. Şimdi arka bahçe bitti. İlaçlama bitti. Görüyorsunuz hemen ilaçlama dediğiniz 5 dakikalık bir iş. Yani sadece bu ilaçlama için 50 dolar civarı para alıyorsunuz. Tabi malzeme senden. Tabi o malzeme kocaman o az önce koyduğum kutu kendisi 20 dolar civarı. Onu 50 defa kullanabilirsiniz. Yani 50 değişik projede kullanabilirsiniz. Yani çok fazla şey masrafınız yok. Malzeme paranız yok orada. Tabi ev sahibi bunu yapmak istemiyor. Bunu yapması için onu alacak nereden bulacak? Tabi bunu ben internetten özel bir yerden alıyorum. Öyle herkesin alabileceği bir şey değil. Marketlerde yok. Bunlar commercial grade yani çok etkili olan şeyler. Normalde bunları anlaşmamıştık şunları. Sadece fence'in kenarında kestiğim yerleri ilaçlamak için anlaşmıştık. Bunlar da şu an elimde hazır varken hemen 2 dakikada zaten çok fazla zamanımı almıyor. O yüzden bunları da hemen ilaçlamış oluyorum. Ya bu küçük ekstra şeyler 3-5 dakikada alacak. Neyse belki 10 dakikada alacak long term'de şeyler. Senin çok fazla bir zamanını ya da değişik şeylerini almasına rağmen müşterinin gönlünü alıyorsun. Müşteri bunları gördüğü zaman şahit olduğu zaman şimdi kadın mesela daha beni bu işi yapmadan parasını ödedi gitti mesela. Normalde Amerikalı bunu asla böyle bir şey yapmaz. Amerikalı'nın özelliğidir. Amerikalı önce iş yaptırır, işi gezer, işi beğenir. Eksik gördüyse şunu da yap, bunu da yap der. Öyle parasını verir. Ama dediğim gibi bu Amerikalı daha önce bir iş yapmıştım. Oradan fazlasıyla memnun kaldığı için dediğim gibi hemen parasını az önce yani bir yarım saat, bir saat önce buradaydı, verdi ve gitti. Daha benim bir saatlik daha bir işim var burada. Şimdi onları göstereceğim size. Yani bir saatten az daha doğrusu. Şov bitti, azı kaldı. Mesela evden çıkarken de böyle kilitleri, mitleri, kapısını kilitlemek, kapatmak önemli şeyler. Çok önemli şeyler. Bunları takabiliyorlar Amerikalılar. Evet. Şu aslında kadın tüm bahçesini hemen hemen ilaçlamış olduk. Kadın bayağı memnun kalır herhalde. Bunları özellikle söylemek gerekiyor. Eğer bunu müşteri görmediyse bile diyorsun I just go ahead and spray the entire yard diyorsun. For free diyorsun. Buna çok müteşekkir kalıyor. Ve ileriye matuf. Bir iş olduğu zaman aklındaki tek isim sen olmuş oluyorsun. Evet. Spreyimiz de böylece bitmiş oldu tüm evi. Gördüğünüz gibi 5 dakika 6 dakika neyse. Sprey etmiş olduk. Burada da çok fazla yok. Hatta hiç yok gibi. Neyse şimdi bu işimiz de bitti. Şimdi kalan işlerimi göstereceğim. Daha doğrusu kalan değil de bir sonraki işimi göstereyim size. Şu halıları görüyorsunuz. Evin önüne bunlar genelde halıyla kapatıyorlar bazen. Görüyorsunuz bunlar çürümüş artık. Sökülüyor. Bunları söküp yerine boya yapmamızı istiyor. Konkret boyaları var. Çok güzel. Blok bayağı bir kalın, yoğun bir şey. Normal duvar boyasından bayağı bir koyu, yoğurt gibi bir şey.
Bunu sürüyorsunuz. Bir de pütürlü bir şey mesela boya yaptıktan sonra hemen hemen şuna yakın bir iz bırakıyor ki kaymayasınız diye. Bir de çatlakları kapatmak için. Çatlak varsa bunda olmayabilir ama genelde onun amacı o çatlakları da kapatmak için. İşte bunlara dediğim gibi herhalde Perşembe günü, önümüzdeki Perşembe gelip söküp temizleyip ondan sonra boya yapacağız. İşte bu 400 dolarlık iş diyebiliriz şeyle ya boyası da birlikte. Bu sefer boyası benden. Çünkü şunları kazıması bayağı bir iş. Bayağı bir zamanımızı alacak. Yani dediğim gibi piyasanın biraz altında iş yaptığınız zaman ve güzel iş yaptığınız zaman insanlar sizi gereğinden fazla yoğun tutuyorlar zaten. Yani kafanız kafayı kaşıyacak zaman zor. Şu an mesela yani kışa girmek üzereyiz ama hala benim yoğunluğum hiç azalmadı. Normalde şu aralar yoğunluk azalması lazım. Şimdi bugünkü işle alakalı sadece şu kaldı. Bakın şu görüyorsunuz yukarıda. Orası sallanıyor. Orayı duvara iyicene çakacağız. Bunun sallanmasını engelleyeceğiz. Ve bugün işimiz burada bitmiş olacak. Ve çatıya gidip şunları daha şey yapmadım, silikonlamadım. Ondan silikonlayacağım. İşte bir yarım saat 45 dakikalık bir işim kaldı diyebiliriz. Hemen hemen bitmek üzere. Dediğim gibi kısa gün. Bugün buraya 10 küsürde geldim. 10 küsürde. Şu an işte öğleden sonra 2 civarı. Ama tabii ben bu arada öğlen gittim geldim falan filan. Hepsini hesaplarsanız işte 3-4 saat civarı falan oluyor. 3-4 saatte. Yani güzel bir para. Tabii ne yaptığını bilmen lazım. Müşterinin senin ne yaptığını bildiğine inanması lazım. Konuştuğun zaman hani bak şunu yapacağım, bunu yapacağım, şu malzemeyi kullanacağım anlattığın zaman tam müşteri kafasında soru işareti kalmaz. Yani bu adam bu işi biliyor mu acaba? Acaba doğru mu yapacak? Yamuk mu yapacak? Düzgün mü yapacak? Zamanında yapacak mı? Yapmayacak mı? Normalde ben bu işi yarına schedule etmiştim. Bugün geldim. Çünkü bugün bir tane müşteri başka bir güne erteledi. O yüzden dedim hemen bugün gelip yapayım. Müşteri çok fazla memnun kaldı bununla alakalı. Neyse gençler. Bugün de bu kadar diyelim. Epeyce bir zaman oldu. Bundan sonra her gün video atmaya çalışacağım. Her gün olmasa yani 2 güne bir, 3 güne bir daha sık atacağım. Çünkü şu an sadece bir günde 20-30 tane subscriber artmaya başladı. Bu AdSense olayı devreye girdikten sonra. Bu 1-2 hafta sonra belki yüzlerle olacak. Yani öyle ümit ediyorum. AdSense'in büyük bir faydası oldu kanalın büyümesi adına. Eskiden dediğim gibi 10 tane falan artıyordu. Ama arkadaşlar like yapmayı unutmayın. Lütfen ama lütfen. Like yaparsanız dediğim gibi videolar recommended'ler arasına giriyor çok hızlı bir şekilde ve kanal çok hızlı büyüyor. Şu an yani genelde ilk günlerde 100-200 tane like oluyor. Bu çok az bir like. Eğer bunu 1000'e çıkarırsanız her izleyen yani like yapmış olursa buna ulaşmış olacağız. Teşekkür ediyorum gençler. Şimdiden kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle. Allah'a emanet olun diyelim.